Hocam keşke gündüz gözüyle girseydin suya diyorsun. Gündüz artık burada bu dipler bu derinliklerde gündüzü gecesi yok galiba. Bir şey kaçırmadı Sperry'in. O şeye gittik. Tabletle dün açamadığımız yeri açtık. Oradan öğrendiğimiz kadarıyla 1500 metre derinlikte bir tane imparator bir yaratık üzerinde yapılan denemelerde olumlu sonuçlar alınmış. Hastalığımıza çare olacak sonuçlar alınmış. Yani 1,5 kilometre derine inmemiz lazım bir ara. O kendimizi iyileştirmek için. Öyle bir durum keşfettik diyeyim. Ondan sonra dur şunları elimdeki de bazı şeyleri bırakayım biraz. Buraya dolap doldu. Nerede bu? Şunları şuraya koy. Şunları da bir ara kullanacağız falan da. Daha dedim ki üretimi biraz salladık. Üretim için biraz salladık buralar. Burada bir kaydediyorum. Tamam mı? Burada bir kaydediyorum hocam. Kaydet. Aşağı iniyoruz. Bakalım bu bize neler gösterecek. Şimdi bunu... Burada BTS bilmem ne kozayı şimdi... Neler var? Bilmediğimiz... Birinci düzey Cyclops. Bu çok önemli işte. Cyclops'un da derine gitmesini sağlayan bu eksikti. Bak oyun sırayla bize daha derine gitmenin yollarını veriyor abi. İkinci yaşam kozası baş teknik sorumlu Yu'nun ses kaydı diyor. Ona da bakarız. Şimdi dur. Bu arkadaşın derdi neymiş? Aurora'dan kurtulanlar. İkinci yaşam kozası. Su alma sesi geliyormuş. Su alıyoruz burayı terk et diyor Berkley. BTSU bekle o iki sistemi su tahliyesi yapacak şekilde değiştirebilirim. İşe yarıyor. Çarpma diyor. Tamam iyi haber yaşıyoruz ve artık dibe batmıyoruz. Kötü haber ne? Oksijen 30 dakika içinde tükenecek ve biz yüzeyden 500 metre aşağıdayız. Ne yapabiliriz? Kalan elektriği bir yardım çağrısı göndermek ve kuşanabileceğimiz ne varsa yapmak için kullanırız. Sonra yüzeye gitmek için yol buluruz diye adamlar. Çıkış o çıkış. Çıkış o çıkış. Bu vuran ne abi? Bu arkadaş değişik bir şeye benziyor. İncelesim geldi buna ama. Kan ısırganı. Öldü galiba bana çarpınca bu salak. Şimdi buralarda neler olabilir? Şu deminki şeylere mi benziyor bu? Direkt o demin bizim topladığımız kan ya. Bunlardan var zaten bizde. Buraları bir araştıralım biz. 900 metreye kadar yolu var. Şey burada dursun abi. Buraya bizi getirdiyse mutlaka etrafta da bir şeyler oluyor. Büyük denizaltımızı bu arada daha derine götürecek hale geldik. Bak bak. Burası sanki öbür yerin girişi gibi mi ya? O deminki bizim gittiğimiz o büyük yerin barkı başka bir taraftan giriş olabilir. Öyle bir gir çünkü öyle bir giriş bulacakmış gibi oldum sanki. Sonra geri döndük. Orada fazla devam etmedik. Bak yine o yeşil yeşil şeyler. Sanki hayat ağacının oralara tekrar bir taraftan gidecek gibi ama bayağı geldim oradan buraya ama ya. Belki de değildir. Neyse buraya bakacağız artık. Buranın ne olduğunu anlayacağız. Burada da yeni bir şey olabilir. Dipler yani bambaşka bir dünya var abi. Sonar aç diyorsun güzel. O ses ne abi? Nereye gideceğiz? Burası bu kadar bitti gibi. Bir dakika şunlar yeni bir yaratığa benziyor. Ha şundan aşağı iniyor. Dur bakalım dur. Şurada bir şey mi var? Yanan bir şey yok otlardan. Burası nereye gidiyor? Abdül'ün uyuyakalmışım şu an fark ettim. Özgür ben iyi yayınlar Özgür Bey iyi yayınlar. Samet Yılmaz ne haber? Hikaye gelişmedi. Hikaye biraz gelişti.
Orayı açtık, bir tane dün açamadığımız şeyi tabletle açtık. Oradan bulduğumuz sonuçlar şeyle ilgili araştırmaların raporlarıydı. Uzaylılar bu hastalığı yenmek için araştırmalar yapmışlar. 3-5 bir şey denemişler. Bu aynı yere geldik abi. Aynı yere geldik. Şunu daha evvel araştırma yaptık. Vallahi aynı yere geldik. Biri bir uçtan al hayat ağacı. Ama niye benim... Ha, şeyi kapattım çünkü. Hayat ağacının şeyini açmış olsaydım buraya boşu boşuna gelmezdik. Çıkıyorum abi. Neyse. Dört beş tane şeyi deneme yapmışlar uzaylılar. İyileştirmek için o hastalığı. Çoğunda bir şey bulamamışlarken bir tane imparator yaratık gibi bir şeyde bir gelişmeler görmüşler. Yerin 1,5 km, yani suyun 1,5 km altında bir tesiste incelemeye almışlar. Yani hastalığı iyileştirmenin çözümü orada diyor. 1,5 km aşağı inmenin bir gün yolunu bulacağız inşallah. O şekilde bir gelişme oldu. Olayda yani bir çözüm olduğunu öğrendik. Sonra bu 2 numaralı şeye geldik. Ondan sonra 2 numaralı şey de bizi aslında aynı yerin başka bir girişine götürdü. Böyle bir giriş daha varmış. Bu bizim deminki yerin. Bunu burada pek fazla açıkçası işimiz yok. Bir sonraki aşamamız deniz, biraz geliştirmeler falan yapabiliriz ama nereye gideriz bir sonrakinde bilemiyorum. Ne kadar derine inebileceğimize bağlı tabii bunlar. Bir de buralarda belki başka bir yer var mıdır? 2 numaralı şey bence bu yolu bize göstermek için yaptı. Yani 2 numaralı biraz geç geldi bence diye düşünüyorum ama bir taraftan denizaltı derinliği upgrade'ini de verdi. Bilmiyorum yani. Şimdi final için 3 tane şeyin olması gerekiyor. 1. Hastalığımızın iyileşmesi gerekiyor. 2. Bizi patlatan silahı yok etmemiz gerekiyor. Yani çalışmaz hale getirmemiz falan getiriyor. Ne yapmamız gerekiyorsa. Bu arada geceymiş hakikaten. Gündüz biraz olsun aydınlandı. Burası aydınlanabiliyormuş azıcık da olsa. 3. Uzay gemisi yapıp çıkacağız. Öyle gözüküyor. 3 tane şeyimiz var. Dolayısıyla orada sonlanamaz. Orada hastalığımızı çözeceğiz sadece bence. Şimdi ben abi sıradaki işlem olarak denizaltı derinliğimizi değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. O büyük ihtimalle bize başka açılımlar falan yapacak. Burada başka bir olay yok. Denizaltı derinlik geliştirme şeyini bunun yanında bulduk. Bariz buraya gel diyor. Denizaltı geliştirme şeyini bul. Oradan devam et. Buralarda yine de bir bakıyorum. Olur mu olur bir şeyler. Uzay gemisiyle nereye gideceğimiz şöyle. Bizim uzay gemimizin şirketi dedi ki, birader dedi, ben senin oraya gelemeyeceğim. Uzaktasın. En iyi olay dedi, beraber ortada buluşalım. Al sana dedi uzay gemisinin neydi o, teknik çizimleri. Sen ve senin gezegendeki olan malzemelerle yapabilecek şekilde tasarladık dedi. Sen uzay gemisini yap, yola çık, biz de buradan yola çıkacağız, ortada buluşacağız. Yani koordinat, gitmemiz gereken olayları onlar bize anlattı. Yani biz onların söylediği plan üzerinden gidiyoruz yani. Düşmeden son dakikada, düşmeden önce bizim gemimizin, uzay gemimizin robotu merkezle iletişime geçmiş. Düşüyoruz, ayva yiyoruz. Haberiniz olsun, bu gezegen şöyle bir gezegen. Gezegenin bitki örtüsü bu. Yerel zenginlikleri bu diye bir rapor göndermiş akıllı bir şekilde. O rapor karşısında da oradan da girmiyoruz. Bizim şirkette hemen çözüm yollamış. Ne yapacağımıza dair. Az önce 250 yaprak sarmasını kumarda kaybettim. Kumar her şeyin kötüsü. Prawn suit de yapacağız. Şimdi bazılarını yapamıyorduk bu araştırmalardan önce çünkü bilmediğimiz şeyler vardı. Artık öğrendiğimiz bir sürü şey var. Biraz geliştirmemiz gerekiyor kendimizi. Şimdi. Cyclops. İkinci derinlik modülü. Birincisi nerede? C-Mod. Birincisi acaba halihazırda takılı mı? Taktık mı halihazırda? Hatırlamıyorum yani. Buradan yapılmıyor belki o. Ya da burada gözükmüyor. Ne bileyim, o şimdi kullandım.
Şimdi kullandım abi. Şunu yapacağız. Şimdi bunun için aerojelimiz yoktu daha evvel. Şimdi aerojelimiz var. Yapabileceğiz aerojel. Onun dışında değil mi yapabiliyoruz? Aerojel içinde gerekiyor. Bir bakalım da. Yakutta jel kesesi. Bir jel kesesi bir yakut gerektiriyor. Buna kaç tane gerekiyor? İki. İyi, ben de onlardan ikişer tane var. Onu bir halledelim. Hemen bir üretime geçmeye başlayalım ufaktan çalışalım. Artık burada yapabiliyoruz her şeyi. Her şeyi demeyeyim de. Her şeyi demeyeyim de. Şuraya bir yere atmıştım onları ben. Şunlar yakut. Şunlar da jel kesesi. Şu aerojel bir. Yine de şeyi unuttum ya. Merkeze gitmemiz gerekecek. Çünkü o mobil araç üretici zımbırtısı orada duruyor. Onu aslında cebimize koyabilirdik. Toplayıp buraya koyabilirdik. Neyse. Bu tamam. Başka ne gerekiyor? Güçlü çelik külçesi. Güçlendirilmiş cam. Eninde sonunda oraya gideceğiz galiba. Eksiklerimiz var yani. Çünkü büyük ihtimalle dişimiz yok yeteri. Dişler orada. Elmasımız var. Kurşunumuz var. Güçlü çelik külçesi yapalım. Onun için ne gerekiyordu? Titanyumdan sonra lityum. Bakalım yapabiliyor muyuz, ona bakalım. Eksiklerimizi görürüz. Şurada bir tane, şu birinci sandığı boş mu bu? Birinci sandığı şey yapalım abi. Şey için gereken malzemeleri burada biriktirelim. Prawn suit için gereken malzemeleri burada biriktirelim. Şuradan şu alt sıraya titanyum diye döşemiştim. Titanyum burada da fazla kalmamış galiba. 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kaç tane gerekecek şeye? Bir saniye. 2 tane gerekiyor. Yani 20 tane yapacağız. Yap bakalım. Jelkesini aramak yerine kendi yetiştirebilirsin. Yaparız abi. Onlardan mı toplamak gerekiyordu? Onları ekmek mi gerekiyordu? Dışarıda olması gerekiyor. Evet, Suban kollarından birisi eksik, hem de en önemlilerinden biri eksik. Suban giysi delgi kolu. Madenleri çıkarmak için gereken şey. Nereden bulamadık, niye bulamadık bilemiyorum. Nasıl bulacağız bilemiyorum yani. Üzdü yani, o üzücü olay. Lityumumuz var mı bir yerlerde? Nerede olabilir? Bunlar elmas. Elmas kaç tane lazımdı? Onları da yanımıza alalım. Elmas 2, kurşun 2. Onu al. Kurşun bir tane var. Lityum 2. Şunu yapabiliyoruz ama kurşunumuzu nereden bulacağız? Neyse. Şimdi bunu hallettik. İki tane elması koy. Güçlü çelikleri de koy. Yanlış basıyorum. Yanlış basıyorum. Kurşun mutlaka ayarlayacağız bir tane. Şu kurşunu da buraya koy. Kurşunla diş bulacağız. Şey cam yapacağız. Onu da camdan kaç tane gerekiyor? Ona bir daha at bakalım. Bir tane gerekiyor. Şuralarda bir yerde kuarslar vardı herhalde. Bir diş de olabilir bir tane ya. Kuars. İki kuars bir cam yapar. Evet, ana base'de yapmak lazım dış bitki şeylerini. Bu arada kurşun varmış bir tane ya, güzel. Kurşun derdimizi de meğer varmış. Güzel. O zaman tek eksiğimiz diş. Tek eksiğimiz diş. Son bir bakıyorum da. Merkeze gidiyoruz abi. Yapacak bir şey yok. Zaten orada şey de orada. Mecbur gidecektik. Yani eninde sonunda gidecektik. Mobil araç üreticimiz de orada. Powering up.
Bir de şey bulsak iyi olacak ama. O kolu. Kolu bulsak iyi olacak yani. Dur bakalım, hayırlısı. Daha da neler arkadaşlar? Yolda bir şey bulursak dururuz bu arada. Dipten gidelim. Bu sesler ne? Bugün bu arada sabaha karşı 5 gibi oyunun çıkış şeyi varmış, yayını varmış. Yayını kapatırız o esnada. Şimdi ne kadar uzaktayız? Daha 1 kilometre. Buraları daha evvel dolaştım, hatırlıyorum ya. Şey, manyetit ararken buraları çok dolaştık. Bu duvarları hatırlıyorum. Şeyin, adanın yakınları burası. Apo abi, dün de dediydin yarın Kerbal Spells oyunu bir keyiflenelim diyorsun. Dün de dedi miydim? Dediydim ha, pardon. Abi Kerbal oyununu ben bilmiyorum ki oyunu. Oyun bende bir kere yok. O bir, ikincisi bilmiyorum oynamayı. Yani Kerbal oynamaya kalkarsam sıkıntıdan patlayacağınıza %100 garanti verebilirim yani. Çünkü her... Tavanda bir şey mi var, çarptık ya? Çıkamıyorum. Niye gidemiyorum abi? Arkada bir şey tutuyor abi. Yes. Yes. Buymuş olay. Neyse, hallettik. Fırın çıkınca bizim geldiğimiz yerler boş gitmeyecek diye düşünüyorum, brokoli çorbası. Aynen devam edeceğiz. Sevimiz bir şey olmayacak diye düşünüyorum. Yoksa zaten erken başlamazdım oyunu, beklerdim. Onunla biraz araştırma yaptım. Kesin bir böyle bir şeylerden bir mesaj gelmemiş olsa da, neydi o? Oyun üreticilerinden olmaması bekleniyor. Çünkü büyük bir değişiklik gelmeyecek. Sadece sonu eklenecek. Hatta sonu aslında oyunda var da sadece açılacak sonuna gidebilme şansı falan diyorlar yani millet. Bazıları hatta hackleyerek mekleyerek sonunu oynayabilmişler falan var galiba. Aha, kuş. Balık uçuyormuş gibi bir kuş. Merkeze geldik. Üçüncü vitesi atıyoruz, o zaman şey oluyor ya, motor ısındı diyor, yanacak diyor. Uyarıyor. Bir keresinde öyle açtık, yandı yani. Motor yangın çıktı şeyde. 3 numara yani özel durumlarda kaçmak için falan kullanılacak bir şey yani, olarak yapılmış. Kamyon geldi. Şimdi karnımızı buradan doyurmayalım ya. Şimdi bize diş lazım abi. Diş. Burada artık birkaç bir şey yapacağız. Hazır gelmişken bütün yapabildiğimiz upgrade'di, zarttı, zurttu neyse yapalım abi burada. Şu şeyi, bir robot giysimizi bitirelim. İlk önce diş, burada bir tane vardı diye hatırlıyorum. Buralarda bir yerde bir diş vardı abi. Vardı be. Yokmuş.
O zaman meşhur şey sistemimizi diş aramaya çevirelim. Allah Allah. Burada diş vardı eskiden ya. Bu da nasıl çalışıyor anlamıyorum yani. Eskiden burada diş vardı hocam ya. Neyse. Yani laf olsun diye ara diyeceğim bir şey. Acaba araştırınca dağcı açılıyor mu acaba? Ya da ben yokken unuttu mu burayı? Ne yaptı? Yapmadım daha. Şey yapıyorum. Robot kıyafeti yapıyorum. Kendi dalgıç kıyafetimi de geliştireceğim ayrı. O çekme itme aletimizi elimizde taşıyoruz. Şimdi aklıma geldi abi. Onu Aurora'ya girme dışında hiçbir yerde kullanmadık abi. Onu atsam elimden çok iyi olacak. Şuralarda olabilir mi o yaratıklar? Buraları bir yerde bulmuş dişlerini. Aha işte. Bir tane daha gördüm. Şunu da al. Şunu da al. Radar neymiş be? Isırma lan. Radar neymiş hocam? Radar neymiş? Radar gibi adamım. Diş var mı depoda? Görmedim. Nasıl görmediysem. Kör gözlerim görmemiş. Olsun iyi oldu. Birkaç tane daha katmış olduk şeye. Şimdi tabii burada değildi olay. Deniz altında yapıyorduk. Cam üstümüzde mi? Güçlendirilmiş cam. Şimdi ihtiyaç olan her şeyi yapmış olduğumuzu düşünüyorum. Başka bir şey kalmamıştı. Şunların hepsini alırsak üstümüze. Sonra şuraya gidip bakarsak her şey yeşil. Hemen yapalım o olayı. Neredeydi o zımbırtı? Biraz açıklara götürmüştük. Bizim mobil araç üreticisi. Acaba nerede? Şu mu? Yok. Şu bizim denizaltı. Şurada. Gemiye at da lazım olsa. Zaten bundan sonra her şeyi gemiye atıyorum ya. Gemi bizim merkezimiz. Gemi yani. Base'imize hiçbir şey. Sadece bezde olabilecek şeyleri bezde koyacağım o kadar. İşte o an. Suban giysisi. Vay vay. Sınırsız gücün varmış gibi hissediyorsunmuşmuşun falanmış da. Fazla diyor kendini büyük görme diyor yani. Ona göre diyor. Harika bir robotumuz oldu. Bunu şimdi upgrade'lerine falan da bakalım. Hoppa! Zıplıyorum. Hoppa! Biraz hop. Buraya bunu koyabiliyor muyuz? Anam aşağı... Nereye düştüm lan ben? Sakat işte bu böyle. 900 metre gidiyor bu arada. 900 metre gidebiliyor. Şuraya bir kon bakayım. Daha upgrade yok bu arada ha. Kapı açılıyor gibi yapıyor. Yine düşeceğim içeriye. Neyse şimdi onun oraya tam öyle kötü bir yere park etmişiz ki. Dünyanın en salak aleti. Neyse dur kenarda abi. Sen bir kenarda dur böyle. Burası güzel. Burada dur. Bunda zaten fazla şu anda işimiz yok. Şunlar ne? 1-2 numara. Ne acaba onlar? Bunun geliştirme yeri var mı? Deposu var. Dekor kadar büyük. Güzel. Bayağı büyükmüş. 6x4 24 tane alıyor. Şunlar pilleri var. Aynı pil durumu onda da var. Büyük piller kullanıyor. Pilimiz bol bol var.
geliştirme yeri subana gir. Depoyu aç. Bu şeye gidiyor mu abi? Dur, havuza sokalım bunu. Havuza giriyor bizim bu ay havuzuna. Ay havuzuna da giriyor olabilir, gidebiliyor gibi geliyor. Tamam tamam dur. Güzel. Güzel. Lo Ahmet ne haber?